Genelde iyi huylular cennete, kötü huylular cehenneme gider. Nefsine uyanın cehenneme gitmesi çok kolay. Cennete gitmesi ise çok zordur. Tövbe ettikten sonra affolunmayacak günah yoktur. Ancak günahın affedilip affedilmeyeceğini bilemeyiz. Tövbe ettikten sonra Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Bunun için tövbemizin kabul şartlarına uygun olması gerekir. Şartlarına uygun olarak yapılan tövbeyi Allah affedeceğini bildiriyor. Melekler ancak Allah'ın bildirdiğini bilir ve emrettiğini yaparlar. Meleğin insan suretinde gelip hayır veya şerre olan uzaklığını tayin edecek mesafeyi ölçüterek karar verdirmesi de neticede Allah'ın emridir. Ebu Said şöyle anlatıyor. Resulullah buyurdular ki, sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişiyi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisini sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip, hayır yoktur dedi. Herif onu da öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adamcağız, yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Ona gelip 100 kişiyi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim, evet vardır, seninle tövben arasına kim perde olabilir dedi. Ve ilave etti, ancak falan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla Allah'a ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı. Giderken yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri onun hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, bu adam tövbekar olarak geldi. Kalben Allah'a yönelmişti dediler. Azap melekleri de, bu adam hiçbir hayır işlemedi dediler. Onlar böyle çekişirken insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Hakem onlara, onun çıktığı yerle gitmekle olduğu yer arasını ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa ona teslim edin dedi. Ölçtüler ve gördüler ki gitmeyi arzu ettiği iyiler diyarına bir karış daha yakın. Onu hemen rahmet melekleri aldılar. Resulullah İsrail'i diyebileceğimiz bu hikayede pek çok yüce hakikatleri dile getirmektedir. Bu durumlarda hikayede geçen hadisenin gerçekten vukua gelmiş olup olmadığına bakılmaz. Asıl mühim olan onun vermek istediği mesajdır. Tövbelerin makbuliyeti bizzat Kur'an ayetleriyle açık şekilde belirtilmiştir ki tövbe edildikten sonra bütün günahlar affedilebilecektir. Dinimizin en büyük günah adettiği şirkten tövbe edilip tevhide rücu edilmesi halinde o da affedilecektir. 949. hadiste belirtildiği üzere küfür ve şirkten tövbenin makbuliyetine kesinlikle iman gerekmektedir. Şirkten sonra en büyük günah haksız yere cana kıymaktır. Kur'an-ı Kerim böyle bir cinayeti bütün insanların katline denk bir cürüm ilan eder. Maide 5.32. Bu rivayette Resulullah bu çeşit cürümden 100 tane işleyene bile sıdık ile tövbe ettiği takdirde affedilme ümidi vermektedir. Hikayede rahibin öldürülü sebebi, katilin diğer cinayetlerinin sebepleri ve vicdani katılığı hakkında bir bilgi vermektedir. Böylesine haksız ve ucuz cinayetlerine rağmen bir caninin affı ve hem de sırf tövbeye niyet ve azmetmiş olması sebebiyle affedilmiş olması İslam'ın tövbe telakkisini ortaya koymakta, Cenab-ı Hakk'ın kulları karşısındaki rahmetinin derecesini ifade etmektedir. İslam uleması mutlaka affedildiğine, günahsızlığına inanmayı büyük günah addettiği gibi, Y'si de yani affedilmeyeceğine inanmış olmayı da büyük günah addeder. Mümin günah ne kadar çok ve ne kadar büyük olursa olsun, onun affedilebilir olacağına, aff-ı ilahinin her şeyden büyük olduğuna inanmakla mükelleftir. Bu inanç müminlik edebinin gereğidir. Y'se yer yoktur. Sağduyu sahibi hiçbir kimse bu hadisten hareketle insan hayatının ucuzluğu veya nasıl olsa af var telakkisiyle günaha teşvik gibi mugalatalara düşmez. Çünkü hadisin vürüt gayesi tövbeye teşviktir, günah değil. 949 numaralı rivayette müminin günah karşısındaki edebi belirtilmiştir. Günaha düşmekten üzerine daha düşecekmiş gibi korkmak, yine aynı rivayette Allah'ın tövbe edenlere karşı affetme durumu belirtilmiştir. Issız çölde her şeyinin yüklü olduğu kaybolmuş bineğini bulan insanın sevinciyle sevinmek ve de bir atlının 70 yıl yürümekle kat edebileceği genişlikte, kıyamet anına kadar kapanmamak üzere açılan bir tövbe kapısı. Evet, buraya kadarki hadislerle ifade edilmek istenen Cenab-ı Hakk'ın tövbeler karşısındaki affetme durumuyla ilgili hakikati bu sonuncu hadis bir başka yönden, bir başka belagatla ifade buyurmaktadır.